Ergün Diler, Erik Dalı New York'ta Eric Adams üzerinden tansiyon bir anda arttı. Başkan Erdoğan Biden'ın yemeğine kalmadan Türkiye'ye döndü. Haliyle fısıltılar yayılmaya başladı. Birileri yine fırsatı ganimet bildi. Yürüdü. Peki neler oluyordu? Kim ne istiyordu? Amaç neydi? Açalım. New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında iddianame hazırlandı rüşvet ve yasa dışı kampanya finansmanıyla suçlandı. Amerika'nın New York Güney Bölgesi Savcılığı'nın açıklamasında Adams'ın en az bir Türk hükümet yetkilisinden ücretsiz sağlanan lüks uluslararası seyahatleri kabul ettiği ifade edildi. İddianamede Adams'ın yasa dışı kampanya finansmanını adaylık desteği adı altında saman bağışçılar üzerinden aldığı belirtildi. Yasa dışı finansmanın aracısı olan saman bağışçılar başka bir kişinin parasını kendi adına siyasi bağış yapmak için yasa dışı olarak kullanan kişiler olarak biliniyor. Açıklamada bir Türk diplomatının saman bağışlarda aracılık yaptığının altı çizildi. Adams ve beraberindekilerin Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan ve Türkiye'nin de dahil olduğu varış noktalarına ücretsiz veya indirimli seyahat ettikleri vurgulandı. Peki bu iddialar neden gündeme geldi? Türkiye New York'taki Türk evinin açılışını hızlandırmak istiyor, 2021'e yetişsin diyordu. Mesele bu. Bu talepten sonra Eric Adams'ın New York itfaiyesine baskı yaptığı ileri sürülüyor, yani Türkiye kendi parasıyla yaptırdığı bina için orada gündem oluyordu. Neden? Soru bu. Başkan Erdoğan'ın Biden'ın yemeğine kalmadan dönmesi, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında açıklanan Türkiye bağlantılı yolsuzluk ve rüşvet iddianamesiyle ilgili sorulardan kaçınmak için şıkkını akıllara getirdi. Çok kişi de bunu kaşıdı. Erdoğan döner dönmez Eric Adams hakkındaki iddianame açıklandı. 57 sayfalık iddianamenin önemli bölümünü Türk iş insanları ve en az bir Türkiye yetkiliyle ilgili suçlamalar oluşturdu. İddianamede Adams'ın yaptığı business class uçuşları, İstanbul'daki lüks otellerde konaklamaları da rüşvet suçlamaları arasında yer aldı. Türk iş insanlarıyla olan ilişkileri de mercek altına alındı. Bunlar olurken Fox ve New York Post gibi yayın organları Adams'ın başına gelenlerin nedeni olarak Biden yönetimini ve göçmen politikalarını kıyasıya eleştirmesini gösteriyordu. Başsavcılık Hindistan'a giderken ekonomi biletinin business olarak değiştirildiğinden giriyor, Çin'e ve Macaristan'a nasıl gittiğinden çıkıyordu. Konuyu İstanbul'a getiriyor, buradaki ilişkilerine odaklanıyor, St. Regis Otel'in Bentley Suite'inde özel olarak ağırlandığını belirtiyordu. Yedikleri içtikleri listeleniyor, şu kadar eder deniliyordu. Amerikan medyasından sızanlara göre iddianamede sözü edilen iş kadını Adams'ın İstanbul ziyaretlerinde konakladığı belirtilen St. Regis Oteli'nin sahibi olan Demsa'nın patronu Demet Sabancı Çetin Doğan'dı. İsmi belirtilmeyen ve bir Türk üniversitesinin sahibi olduğu bilgisi verilen iş adamının da Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel olduğu anlaşılıyordu. Diplomat da Reyhan Özgür'dü. Bu gelişmeler Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği günlere sığdırılsa da mazisi vardı. Bizler de haber yapıp yazmıştık. Yukarıdaki soruya dönelim. Neden şimdi? Başkan Erdoğan New York'ta dünyanın gözünün içine baka baka İsrail Filistin topraklarını dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştürdü. Gazze'deki çocuklarla birlikte Birleşmiş Milletler sistemi de ölüyor. Gerçek ölüyor. Batının savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları birer birer ölüyor. Size Açıkça soruyorum. Gazze'dekiler ve işgal altındaki Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların hiçbir hakkı yok mu? Netanyahu ve cinayet şebekesini durduralım. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır dedi. Başkan Erdoğan Yahudilerle bir sorunu olmadığının altına çizerken Batı'nın İsrail yönetimine verdiği desteği sert şekilde eleştirdi. Başkan Erdoğan Amerika'nın kalbinde, paranın merkezinde hem Amerika'yı hem de katliamlarına devam eden İsrail'i açıkça eleştiriyordu. Konuşma gerçekleşirken pek çok noktada Netanyahu ne yüzle New York'ta yorumları yapılmaya başlanıyordu. Sosyal medya dahil çok kişi bu adamı oradan gönderin diye bastırıyordu. Erdoğan'ın vitesi yükseltip New York'ta çıtayı yukarı taşımasına bir cevap gelmeliydi. Netanyahu kalmalı, Erdoğan gitmeli diye düşünenler vardı. İşte mesele yeni olmasa da New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında iddianame Erdoğan'ın konuşmasıyla aynı zamana getiriliyordu. Batı'nın kalbinde Batı'yı eleştirmenin bir sonucuyla ortaya atılanlar. Erdoğan'ın sözleri unutulsun, Gündem değişsin diyenler itibar kaybı da yaşansa iyi olur diyerek geliyordu. Haklı olarak da Erdoğan bu meseleyle uğraşmamak için kurulan oyunun dışına çıkıyor ve dönüyordu. Belli ki kurgunun bir ayağını orada Erdoğan'a yüklenmek oluşturuyordu. Ön alındı ve buna izin verilmedi. Erdoğan dönünce CHP lideri Özgür Özel orada kalıyor ve konu hakkında manşeti veriyordu. Sosyalist Enternasyonel toplantısı için New York'ta bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk ziyaret etti. Burada New York Belediye Başkanı Adams hakkında hazırlanan iddianame ve Türkiye bağlantısı hakkındaki soruları yanıtladı. Özel, hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten sözleriyle meselenin siyasi olduğunun altını çizdi. Meselenin New York itfaiyesiyle zerre ilgisi yoktu. Böyle aktarılıyordu. Gereken de yapılıyordu. Washington'ın da düşünmesi gerekiyordu. New York'a Türkiye ve açan akıl yakınlığını, dostluğunu gösteriyordu. Elini uzatıyordu. Peki sizi Ankara'dan uzağa kim itiyordu? Bakılması şarttı. Ergün Diler, Takvim Bercan Tutar, İsrail'in Açmazları Siyonist rejimin elindeki imkanlarıyla ihtirasları arasındaki güç açığı giderek artıyor. Bunun en somut kanıtı 12 aydır Batı'nın her tür desteğine ve Gazze'yi barbarca yerle bir etmesine rağmen İsrail'in istediği zafere ulaşamamasıdır. Hamas'ın direnişini yok edemeyen İsrail şimdi de Lübnan'a saldırılara başladı. Ancak hem İsrail'li hem batılı birçok uzmana göre savaşta ısrar Siyonist rejimin sonunu getirebilir. Nitekim emekli tüm general Itzhak Brick, Jerusalem Post'a verdiği demeçte bölgesel bir savaşın İsrail'in yıkımına yol açacağına inanıyor. Bunun birçok nedeni var çünkü İsrail ordusu Gazze'de ağır kayıplar verdi. Ordunun yorgunluğu ve moralsizliği had safhada. İsrail'in mühimmat stokları tükendi. Amerika ve diğer Batılı ülkeler İsrail'in mühimmat ve füze savunma sistemlerini düzenli olarak yenilemezse İsrail'in cephaneliği savaşı sürdürecek kapasitede değil. Küresel baskı yanında İsrail savaş kabinesine iç kamuoyunun presi de artıyor. İsrail ekonomisi sıkıntıda. Tel Aviv semalarında görülen Hizbullah'a ait balistik füzelerin yol açtığı siren sesleri ekonomiyi temelden sarsıyor. Batı medyası bile Siyonist rejimin iktisadi ve endüstriyel yapısının önemli ölçüde aşındığının altını çiziyor. Bazı raporlar savaş büyürse İsrail'in kredi notunun daha da düşeceğini söylüyor. Hazine Bakanlığı büyüme rakamlarının kötüleştiğini duyurdu. Uluslararası hava yolları artık İsrail'e uçuşlarını iptal ediyor ve Lübnan'daki savaş yoğunlaşırsa uçuşların yeniden başlaması ihtimali sıfır. Ancak Siyonist rejimin asıl korkusu Hizbullah'ın gelişmiş savaş kabiliyetleri ve sofistike silah cephaneliği. Kuşku yok ki Hizbullah'la tam kapsamlı bir savaş İsrail için Gazze'deki ile kıyaslanamayacak ölçüde yıkıcı olacak. Şu an kuzeydeki İsrail kentlerinde Yahudiler evlerine dönemiyor. Hizbullah karşılık vermeye devam ederse eve dönemeyenlerin öfkesi Tel Aviv'e yönelecek. İşgalci Yahudilerdeki korku daha da büyüyecek. Görünen o ki askeri, insani ve ekonomik kaynakları hızla tükenen İsrail'in bu savaştan zaferle çıkması mümkün değil. Özellikle Hizbullah'ın füze, roket ve insansız hava araçlarını askeri hedeflerden sivil alanlara doğru yöneltmesi İsrail'i zorlayacaktır. Rashman Üniversitesi'nin hazırladığı raporda Hizbullah'ın haftalarca günde İsrail'e 2500 ila 3000 füze ve roket saldırısı düzenleyebileceği öngörülüyor. Üstelik bu cephanelik İsrail içindeki stratejik bölgeleri tehdit edebilecek hassas güdümlü mühimmatları da içeriyor. Rapora göre yoğun saldırılar demir kubbe ve davut sapanındaki füze stoklarını birkaç gün içinde tüketebilir. Amerika'nın askeri yardımı yetmeyecek. Bu nedenle İsrail sadece öncelikli askeri bölgeleri savunacak ve sivillerini korumasız bırakacak. Ayrıca Lübnan'a kara harekatı için İsrail'in elinde yeterli tank yok. Çünkü çoğu Gazze'de Hamas tarafından darbelendi. Ayrıca 10 kuvvetin ruh sağlığı sıkıntılı savaşa hazır değiller. Aktif görevdeki İsrail askerlerinde de gözle görülür ruhsal çöküntü söz konusu. Amerika bu yüzden tam ölçekli bir savaşı istemiyor. İsrail'in kazanamayacağını biliyor. Haliyle Amerika ve Siyonist rejimin Orta Doğu'daki askeri paradigması sarsılıyor. Zira İsrail savunma felsefesi caydırmaya dayanıyordu. İsrail'in belirlediği statikoyu her bozduğunda Filistin hareketine en ağır bedeller ödetilmişti. Ancak bu caydırıcılık ve sindirme stratejisi Hamas'ın İsrail savunmasını 3 saat içinde etkisiz hale getirdiği 7 Ekim'deki Aksa tufanı taarruzuyla tarihe karıştı. Hamas'ın Siyonist rejimde yol açtığı gediğin Hizbullah'ın devreye girmesiyle daha da büyümesi bekleniyor. Bercan Tutar Sabah